Türkiye'den konuklarımız var. Şimdi önce kendilerini bir tanıyacağız, sonra fikirlerini alacağız. Hocam sizden başlayalım, tanıyalım sizi. Prof. Dr. Rıdvan Durak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanıyım. Ne güzel. Evet. Bu toplantıya kaçıncı kez katılıyorsunuz? Ben Azerbaycan'a dördüncü kez geliyorum ama böyle bir toplantıya ilk defa geliyorum. Evet, çok güzel bir toplantı. Evet. Emeği geçenlere, işte Sakarya Üniversitesi'ne, bizim İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne ve Devlet İktisat Fakültesi, değil mi? Bakü Devlet Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Evet, ilk etaptaki izlenimleriniz nedir bu kongreyle ilgili? Tabii uluslararası konferanslarda konferansın amacına ulaşma ölçüleri farklı. Yani bizler açısından konferansa katılımcı sayısı önemlidir. Yurt dışından gelenlerin sayısı önemlidir. Bir de konferansta sunulan bildirilerin kalitesi önemlidir. Evet. Burada üçünü de görüyoruz. Onun için çok güzel bir katılım var. Onun için çok güzel bir konferans oldu. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de katıldığınız için ben size teşekkür edelim. Ben izninizle aranıza gireceğim. Buyurun. Buyurun. Evet hocam, sizi de tanıyalım. Evet, ben Profesör Doktor Kerem Karabulut'um. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanıyım. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi de bu konferansın partneri olduğu için biz de 4 dekan olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adına konferansa iştirak ettik. Sağ olsun Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Rıdvan Durak, Eğitim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Melik Bülbül ve Eczacılık Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Serdar Gültekin'le birlikte bu programa iştirak ettik ve cidden kapsamlı ve son derece anlamlı, uluslararası katılımı son derece yüksek düzeyde 300 civarında bildirinin olduğu ve bildirilerin tamamının da kaliteli bildirilerden oluştuğunu söylemek mümkün. Dünyanın her tarafından keynote speaker'ın olduğu güzel bir konferans geçiriyoruz. Öyle tahmin ediyorum. Üniversitemiz ve diğer partner üniversitelerimiz olan Sakarya Üniversitesi ile Bakü Devlet İktisat Üniversitesi çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Ve tabii anlamlı bir önemi var, onu da söylemiş olayım. Bir defa Azerbaycan'la Türkiye biliyorsunuz dünyadaki en kardeş, en birbirinden ayrılmaz iki parça. Kesinlikle. Devlet. İşte Haydar Aliyev'in dediği gibi biz tek devlet, tek millet iki devletiz. Evet. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çok güzel bir sözü var. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir diyor. İşte bu tarihsel ve politik, ekonomik manasında düşündüğümüzde cidden önemli bir konferans şu anda geçiriliyor Bakü'de. Ve misafirperverlik de son derece iyi. Bu anlamda da Bakü Devlet İktisat Üniversitesi'nin misafirperverliğine de teşekkür etmek istiyoruz. Ve katılan bütün katılımcılara da son derece teşekkür ediyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Dört arkadaştan bahsettiniz. Diğer arkadaş biraz işi vardı. Öğleden sonra tekrar katılacak. İnşallah o da. İnşallah onu da göreceğiz. Ben şöyle yer değiştirelim lütfen. Evet. Siz de dekansınız değil mi efendim? Ne güzel. Böyle 3 tane önemli dekan arasında olmak ayrıca mutluluk. Estağfurullah. Evet, sizin de tanıyalım önce, sonra görüşelim. Ben de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Melik Bülbül. Bu tür akademik buluşmaların büyük yararına, özellikle yükselen değerler kuşağında günümüz açısından baktığımız zaman önemine büyük ölçüde inanıyorum. Buradaki bu akademik buluşmayı temin eden başta Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin eşgüdümlü olarak yapmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ve katkı oranının, etki oranının büyük olduğuna inanıyoruz. Uluslararası nitelikte olması bakımından günümüzün trendlerinden olan eğitim ve eğitimle ilgili olarak diğer yaşamsal sektörler ve iktisadi alan olmak üzere büyük katkılarının olacağını, büyük açılımları yapacağını kanaatindeyim. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden başta rektörümüz Abdülhalik Karabulut ve diğer kurum arkadaşlarımızın selamlarını da aynı zamanda iletmeyi burada yararlı görüyorum. Bizden de selam olsun buradan. Bir mukabele. Başarılı geçmesini temin ediyorum. Büyük açılımları neden olacaktır diye kanaatini taşıdım, oluşturdum kendimce. Şimdi 3 tane dekanımızdan böyle güzel sözler, böyle güzel övgüler almak
hocamız Osman Titrek adına da güzel bir şey olsa gerek. Çünkü bu önemli uluslararası bir konferans. Değil mi hocam? Hocamız yani katılacaktı. Abdülhalik Karabulut hocamız da katılacaktı. Fakat önemli bir toplantısına ötürü katılamadı. Yani üniversitemiz bu münasebetle hiç olmazsa 4 dekanla iştirak ediyor. 20 toplantı kişiyle katılıyoruz. Ama keşke rektörümüzün toplantısı da uygun olsaydı, buraya katılabilseydi çok mutlu olacaktık. Fakat o da selamlarını Melek hocam dediği gibi her İnşallah 6.sında bir arada oluruz. Bu organizasyonlarda böyle birliktelik, ortaklaşmalar önemlidir. Belki bundan sonra İbrahim Çeçen Üniversitesi de bir sonrakini düzenlemek için şey yapabilir. Yani istekli olabilir, talepli olabilir. Bilmiyorum Kerem hocam. Neden olmasın? Çünkü şimdi 5.sı yapılıyor biliyorsunuz. 6.sının Türkiye'de yapılma düşüncesi de söz konusu. Evet. Belki dediğiniz gibi bir organizasyon olur. Bu Türkiye'miz adına da güzel bir şey olur. Yani bu tüm dekanlarınızın burada, yani 4 dekan arkadaşımızın burada olması bu konuya önem verdiğinizi de ortaya koyuyor. İnşallah bakarsanız 6.sı sizin üniversitede orada olur. Evet, imkanlarımız bu doğrultuda çok iyi. Kongre merkezimiz, işte Doğu Anadolu'nun en büyük kongre merkezine sahibiz. Yani bir noktadan bir çağrı yapmış olabilir miyiz? Benden önce daha ilgili arkadaşımız var. O Kerem Bey'in davet etmesi ya da öyle bir çağrıda bulunması daha uygun olur. Evet. Kerem Karabulut, evet. Kerem Bey, tamam. Şimdi konuya daha yakın. Evet efendim. Öyle bir çağrıda bulunması belki daha doğru. Evet. Şimdi tabii Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Rıdvan Hoca'nın dediği gibi Doğu Anadolu'nun en büyük kültür ve kongre merkezine sahip. Dolayısıyla bu tür programlara da sürekli ev sahipliği yapmaktayız. Ve üniversite üst yönetimimizin, başta rektör hocamız olmak üzere tamamının özellikle bilimsel açıdan üniversiteyi ileri götürmek için çok yoğun bir çabası var. Bu tür uluslararası toplantılar da biliyorsunuz eğitim açısından üniversiteler için son derece anlam ifade eden toplantılardır. Bir dahaki toplantının umarım Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yapılması tabii hepimiz için çok sevindirici olur. Elbette. Ama bunu tabii istiyorum. Teknik altyapısını hazırlamak lazım. Ya en azından burada katılımcıların ve bu videoyu izleyen izleyicilerin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni gelip görmelerini ve fiziki imkanlarını, bilimsel imkanlarını web sitesinden ulaşmalarını arzu ediyoruz. Ancak biz tabii şu anda keskin bir söz vermiyoruz. Yapılabilirliği olduğu takdirde de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bunu yapmayı canı gönülden arzu ederiz. Bunu tabii üniversite yönetimimiz olarak değerlendireceğiz, konuşacağız. Daha sonra Osman Hoca ile de işbirliği içerisinde, Bakü Devlet İktisat Üniversitesi ile de işbirliği içerisinde böyle bir toplantının birisinin de Ağrı'da olmasını çok yürekten arzu ediyoruz tabii. İnşallah 6.sında Ağrı'da buluşuruz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Üçünüze de saygılar, sevgiler. Buradan üniversitenize de selamlar gönderiyoruz efendim. Çok teşekkürler, saygılar. Sakarya'da da buluşmak üzere. Kahve içmeye bekleriz efendim. Saygılar, sağ olun.